Dev ile Keloğlan. Evvel zaman içinde bir karı kocanın 39 tane çocuğu varmış. Son zamanlarda bir tane daha olmuş. Bu suretle çocuklarının sayısı 40'ı bulmuş. Adamcağız bu çocukları meydana getirinceye kadar yaşı 70 olmuş, işi de bitmiş. Bir gün çocuklarının hepsini karşısına toplamış. Oğullarım demiş, görüyorsunuz ya, artık ben çok ihtiyarladım. Sizi bu yaşa kadar getirdim. Şimdi de siz çalışın ve bana bakın. Hepsinin eline birer orak vererek başka köylere göndermiş. Bu çocuklar bir köyün kenarına gelmişler. Bakmışlar ki kocaman bir tarla var. Nasıl olsa sahibi bunu biçtirecektir. Bari parasını biz alalım diyerek tarladaki ekinleri biçmeye başlamışlar. Ekinlerin bir kısmını biçmişler. Meğer tarlanın sahibi bir dev imiş. Ertesi sabah dev tarlasına gelmiş. Ekinlerin biçildiğine memnun olmuş. Ağalar, size yemek getireyim demiş. Gitmiş yemek getirmiş. Akşam olunca siz burada üşürsünüz. Haydi buyurun evimize gidelim demiş. Ağalar razı olmamışlar. Biz burada ekinlerin arasında yatarız. Hiç üşümeyiz demişler. Akşam olmuş. Dev bunları yemeye gelmiş. Fakat ekinleri alt üst ettiği halde kimseyi bulamamış. Kızmış gitmiş. Sabahleyin tekrar tarlaya gelmiş. Adamlara... Ağalar bu akşam nerede yattınız demiş. Gece yemek getirmiştim sizi bulamadım. Bu akşam yatacağınız yeri söyleyin de yemeğinizi oraya getireyim demiş. Onlar cevap olarak. Gece soğuktan üşüdük de şu tarlanın ucundaki çukurda yattık. Bu gece de orada yatacağız. Yemeğimizi oraya getir demişler. Öğle zamanı olmuş. Dev evden yemek getirmiş gitmiş. İşlerinden en akıllı olan küçük. Ağalar demiş, yemeklerin birazını akşama saklayalım. Gece dev bizi gene yemeye gelecektir. Başka bir yere saklanır, bu yemekleri yeriz. Akşamüstü her iş bitince bu sefer çukurda yatmayıp bir ağacın üzerine çıkmışlar. Gece olmuş, karanlık basmış. El ayak çekildikten sonra dev gelmiş. Çukuru alt üst ettiği halde kimseyi bulamamış. Gece kızarak, köpürerek evine gitmiş. Ertesi sabah geldiği zaman işlerin bittiğini görmüş. Herkesin parasını vermiş. Yalnız işlerinden birkaç tanesini götürerek yemek için en küçük çocuğun parasını 3,5 kuruş eksik vermiş. Çocuk bir kurnazlık düşünmüş. Zararı yok amca. Ben 3,5 kuruşumu istemem demiş. Dev'in evine gitmemiş. Zamanın padişahı bir gün tellallar bağırsarak her kim bana bu devin atını getirirse ona birçok akçe vereceğim demiş. O zaman bu 40 kardeşin en küçüğüne de Keloğlan derlermiş. Keloğlan saraya giderek ben getireceğim padişahım demiş. Padişah buna kızmış. Haydi oradan kel. Sen nasıl getirebilir misin diye Keloğlan'ı azarlamış. Keloğlan yalvarmış. Padişahım ben bu devin atını size muhakkak getireceğim demiş. Yalnız siz bana getir diye emredin. Ben de getireyim. Padişahın gönlü olmuş. Keloğlan da atı getirmek için gitmiş. Devin evine varmış. Ortada kimseyi görememiş. Atı çözmek istemiş. Fakat at bağırmaya, kişnemeye başlamış. Keloğlan hemen samanlığın altına saklanmış. Dev gelmiş. Atına bağırarak sen her zaman kişnemezdin de şimdi niye böyle yapıyorsun, bağırıp duruyorsun diye atı adam akıllı döverek yukarıya çıkmış. Dev yukarı gidince Keloğlan atın ipini çözerek üstüne binmiş. Doğruca padişaha gelmiş. Atı teslim etmiş.
Padişah gene bir gün davul çaldırıp tellal bağırtarak, "Kim bana devin zilli yorganını getirirse ona 1000 akçe vereceğim," diye ilan etmiş. Keloğlan yine saraya giderek, "Onu da ben getireceğim padişahım," demiş, devin evine gitmiş. Bir ipin ucuna çengel bağlamış. Dama çıkmış, tavanı delmiş. İpi sarkıtarak yorgana takmış. Yukarı çekmeye başlamış. Dev uyanmış. Yorganı karısının çektiğini zannetmiş. Ulan karı, yorganı çekme," diye homurdanmış. Karısı da yorganı kocasının çektiğini zannedermiş. Kocasına bağırmaya, "Yorganı niye çekiyorsun?" diye çıkışmaya başlamış. Bir hayli kavga da etmişler. Devin aklı başına gelmiş. Bu işi Keloğlan'ın yaptığını anlamış. Yorgana asılarak keli odanın ortasına düşürmüş. Hemen bir torba bularak Keloğlan'ın içine koymuş. Sabahleyin yemek için odalardan birine saklamış. Keloğlan torbayı bıçakla yırtarak dışarıya çıkmış. Devin eli abuzasını ahırdan alarak torbanın içine koymuş. Tavana asmış. Sabah olunca dev gelmiş. Torbaya dokunmuş. Buzağa bağırmaya başlamış. Dev birdenbire şaşırmış. "Ulan Keloğlan, benim eli abuzağım gibi nasıl bağırıyorsun?" demiş. Keloğlan da saklandığı yerden kendini göstermeden, "Halt etme, benim 3,5 kuruşumu ver," diye seslenmiş. Dev büsbütün şaşırmış. "Meydana çık da vereyim," demiş. Keloğlan meydana çıkmış, parayı almış. Dev eli abuzağı torbadan alarak ahıra götürmüş. Bu sırada Keloğlan zilli yorganı aşırarak kaçmış. Getirip padişaha vermiş, 1000 akçeyi almış. Bir gün padişah yine tellalları bağırtmış. "Kim bu devi bana ölü veya diri getirirse ona her zamankinden daha çok mükafat vereceğim," diye ilan etmiş. Keloğlan da paraların tadını aldığı için hemen bir kurnazlık düşünmüş. Dört tarafı demirden bir kafes yaptırmış. İçine de 4 tane ölü adam koymuş. Bunları bir arabaya yerleştirerek doğruca devin evinin önüne götürmüş. Devi çağırarak arabadaki kafesi göstermiş. "Sana yemek için bu adamları getirdim. Al işte," demiş. Dev 4 adamı görünce iştahlanmış. Hemen demir kafesinin kapısından içeri dalmış. Keloğlan kapının yanında duruyormuş. Dev içeri girer girmez kapıyı kilitleyivermiş. Doğru çarşıya gelmiş. Bir ağacın yanında durmuş. Kafesi yere indirtmiş. Ağacın yanına bir değirmen taşı ile büyük ve kızgın bir demir parçası koymuş. Devin haberi olmadan kafesin kapısını açmış. Ağacın üzerine çıkmış. Yukarıdan deve seslenmiş. "Kafesin kapısını açtım," demiş. "Haydi buraya gel de beni ye." Devin gözleri yerinden oynayarak büyük bir hışımla dışarı çıkmış. "Oraya nasıl çıktın ki?" diye sormuş. Keloğlan da, "Ağacın dibinde bir değirmen taşı var. Onun üzerinde de bir demir var. Ona bastım, hoplayarak yukarı çıktım. Sen de öyle yap," diye devi kandırmış. Azgın dev buna inanmış. Keloğlan'ın dediğini yapmış. Fakat kızgın demirden haşlanarak düşmüş. Değirmen taşının altında kalarak ölmüş. Keloğlan ağaçtan inmiş. Devin ölüsünü padişaha götürerek birçok para almış. Yemiş, içmiş, muradına ermiş.